Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde yine yeni bir uygulama yapıyoruz. Buyurun Edius programımızı açalım. Edius programımızı çalıştırıyoruz. Bu dersimiz bir önceki dersin devamı niteliğinde olduğu için, daha doğrusu tüm derslerimiz öyle. Ama bu dersimiz biraz daha bağlantılı. O yüzden son dersimiz buraya görüyorsunuz. Böyle kaydırırsam bugüne kadar çalıştığımız dersler, son açtığımız projeler var arkadaşlar. En son dersimiz en üstte, ders 15. Bunu aktifleyerek Open tuşuna basarak bir önceki projemi açıyorum. Ne yapmıştık bir önceki dersimizde? Hatırlayacaksınız arkadaşlar. Bir klibimiz vardı ve bu klibimizi planlarına bölmüştük. Yani planlarına nasıl bölünür onu öğrendik. Farklı bir yöntemi daha var. Kısaca ben size burada ondan bahsedeyim. Ama size önerim, eğer size böyle kasette ya da tek parça halinde çekilmiş içinde planları olan bir footage gelirse, bunu bu şekilde bölmeniz size daha çok zaman kazandıracaktır. Bir başka yöntem ise yine buradaki video dosyasını çift tıklayıp, burada çift tıklarsanız bu video dosyasını, direkt bunu preview penceresine atmış olursunuz. Preview penceresini attıktan sonra da burada seçmek istediğiniz noktaya getirip buradaki izleme çubuğunu kaydırarak buradaki ikona basıp şöyle in noktası oluşturursunuz ve kullanmak istediğiniz kadarını playleyerek seçtikten sonra, mesela bu kadar yeterli, stopladım. Yine buradan set out point diyerek, bakın şurada şu kaydetsem, şurada küçük bir alan in ve out noktasından oluşan ve burada duration, hatırlayacaksınız ilk derslerimizden, 5 saniyelik yaklaşık bir plan seçmiş oldum. Şöyle timeline'in boş bir yerine kaydırıyorum. Tek yapmanız gereken buradaki preview penceresinden tutup bunu timeline üstündeki herhangi bir video ya da video audio layer'ına sürükleyip bırakmak. Daha sonra izlediğinizde bakın seçmiş olduğumuz plan görüyorsunuz. Ama bu biraz daha zahmetlidir. Size bu pratik yöntemi öneririm. Her iki yöntem de doğrudur. Hangi yöntem size daha kolay geliyorsa planları o şekilde bölüp seçebilirsiniz. Burada Edius'la ilgili bir başka güzel özellik daha var. Onu da burada bahsetmeden edemeyeceğim. Eğer bu seçtiğiniz planlar arasında özellikle hatırlamak istediğiniz ya da çok sevdiğiniz, sık kullanmak istediğiniz bir plan varsa, şöyle yine buradan bir folder, yeni bir dosya oluşturalım ve buna favoriler diyorum. Şöyle ki mesela şu ağacın çiçekleri planını sık sık kullanmak istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken bunu aktifleyip buradan sürükleyip bunun içine bırakmak. Böylece bakın gördüğünüz gibi bu planımız artık burada. İstediğiniz gibi sadece bu planı şöyle istediğiniz noktada kullanabilirsiniz. Aynı şekilde klibinizi burada in out noktası vererek seçtikten sonra yine farz edelim. Şöyle tekrar ben bu videoyu buradan atıyorum şöyle. In ve şöyle kısa bir zooming kullanmak istiyorum, farz edelim, durdurdum, out verdim. Bu arada in out verme işini klavye üzerinden I ve O harflerini kullanarak da yapabilirsiniz. Bu izleme çubuğu başlamak istediğiniz noktadayken I harfine basarsanız klavye üstünden, yani input'un I'sı şeklinde aklınızda kalsın. Aynı şekilde output'un putunda O'su şeklinde aklınıza kalırsa
klavyeden bu tuşlara basıp input ve output noktalarını belirleyip seçtiğiniz klibi buradan buraya sürüklemeniz yeterli arkadaşlar. Tabi buraya değil, neydi, derli toplu çalışıyorduk. Bunu favoriler klasörüne atıyorum. Bakın, favoriler klasöründe seçtiğiniz planları böyle tek tek görseliyle birlikte de görmüş olursunuz. Bu Edius'a ait güzel bir özellik arkadaşlar. İstemediğim klipleri sağ taraftan sildim. Şimdi filmimize, Edius'a daha doğrusu bir müzik dosyası daha ekleyelim. Filmimizde kullanacağımız. Hemen tabi derli toplu çalışacağımız için bir klasör açıyoruz. Müzik klasörü şeklinde ve sizin için seçtiğim müziklerden şurada 4 tanesini de ben toplu olarak seçip Edius'a aktarıyorum. Şimdi film yapmaya nasıl başlarız? Gördüğünüz gibi elimizdeki malzeme üniversitemizin farklı noktalarından çekilmiş kareler. Bununla küçük bir tanıtım filmi, bir klip, tanıtım klibi demek daha doğru olur, yapabiliriz. Genelde arkadaşlar filmimize en genel açıyla başlarız. O yüzden birinci çekim şöyle en genel üniversitemizin havuzlu parselini gösteren bir çekim. Daha sonra gitgide yakınlaşarak saate giriyoruz. Şöyle havuzdan yine kareler, üniversitemizin çeşitli binalarını gösteren ve üniversitemizdeki, tabi yaz dönemi olduğumuz için arkadaşlar üniversite çok fazla öğrencimiz kalmadı. Bu film çekildiği sırada daha doğrusu. Şöyle kabaca izliyorum. İzleme çubuğunu kullanarak elimde hangi planlar var? Tabi siz elinizdeki senaryoya göre gideceksiniz. Daha önce de söylemiştim ilk dersimizde prodüksiyon aşamasının pre-prodüksiyon aşaması çok önemlidir. Yani bir filmi planlarken onu kağıt üstünde ne kadar çok bitirirseniz, ne kadar fazlasını bitirirseniz masa başında da prodüksiyon aşamasında da, post prodüksiyon aşamasında da o kadar çok rahat edersiniz. Özellikle post prodüksiyon aşamasında çok fazla iş bırakmamak için pre prodüksiyon aşamasında, yani ön yapım aşamasında bu senaryo yazımı, çekim planlama vesaire gibi işlerde çok titiz çalışmalısınız. Bu size prodüksiyon aşamasında, yani çekim aşamasındaki işlerinizi oldukça rahatlatacaktır. Çekim aşamasında da ne kadar çok çekim yapılırsa, yani ne kadar plana sadık kalınırsa post prodüksiyonda, yani şu anda sertifika programında eğitimini aldığınız bu programda oldukça rahat edersiniz. Tabii bir kurgucunun çok fazla şansı olmuyor. Onu da belirtmek isterim, çekim veya prodüksiyon aşamalarına katılmaları, pre-prodüksiyon aşamalarına. Benim önerim mümkünse, eğer imkanınız varsa bir kurgucu, post prodüksiyoncu olarak çekim aşamasında da mutlaka bulunun. Evet, filmimize devam edelim. Seslerimizi attık ve elimizde şöyle çekimler var. Şimdi şunu belirtmek isterim. Ben ortam seslerini kullanmak istemiyorum. Ve hepsinin altında bakın yeşil katmanla gösterilen, tabir edilen, gösterilen ses layer'ı da mevcut. Bu ses layer'larını ben silmek istiyorum. Nasıl olsa ben bu aktüel seslerimi kullanmayacağım. Yani çekim esnasında burada yapılan ortam seslerini, onlar aktüel ses olarak da adlandırılır. Bunları kullanmayacağım. Onları nasıl silerim? Belki ilk derslerden hatırlayacaksınız. Sağ tuşla bu menüye ulaşıyorum. Bu sağ tuştaki menülerin yeri geldikçe size anlatacağımı söylemiştim. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Burada link grup var. Sağ tuşla bu menüye ulaştım. Ve buradan unlink komutu var. Bu unlink komutuyla ben
sesin ve görüntünün linkini bozuyorum ki ikisini ayrı ayrı seçebileyim. Ayrı ayrı seçtiğim takdirde ancak ben bunun sesini buradan delete tuşunu kullanarak silebilirim. Değilse bakın bir sonraki klibim şu anda hala linkli. Şöyle aktifleyeyim. Ayrı seçemiyorum. Sesini bile seçip silsem klip tamamen gider. Bu arada bir şey daha. Artık montaj yapmaya başladım. Daha doğrusu bu seçtiğim karelerden planlarına böldüğüm karelerden, resimlerden bir film oluşturacağım. Dolayısıyla seçim işlemi bittikten sonra size önerim buradaki Set Ripple modunu deaktive etmek. Şöyle üzerine bir kere tıklayarak. Evet, bakın şimdi sildiğimizde aradaki boşluk kapanmayacak. Ama ben bunu buradan link group komutuyla unlink yapmalıyım ki sesini de buradan silebileyim. Şimdi tabii böyle tek tek yapmayacağız. Şöyle çoklu seçebiliyoruz arkadaşlar. Çizerek. Sonra sağ tuşla unlink komutunu vererek toplu olarak buradaki kliplerin linklerini bozmuş oldum. Bakın sadece artık seslerini seçebiliyorum. Bu kliplerin ve seslerini de sildim. Tabii bu arada sizin arada kullanmak istediğiniz bu tip bir kerede çekilmiş farklı planlar içeren footage da arada röportajlar olabilir, at sesini kullandığınız, kullanmak istediğiniz bölümler olabilir. O vakit tekrar ilgili klip burada duruyor. Yani burada sesini sildiniz diye paniğe kapılmayın. Tekrardan buradan o klipte ilgili yeri bulup tekrar sesiyle birlikte kullanma imkanına sahipsiniz. Ben sadece burada fazla yer işgal etmesin, programı daha optimum çalışsın. Bilgisayarın kaynakları sınırlı biliyorsunuz ama biz video dosyalarıyla çok sistem kaynaklarını harcayan bir işlem yapıyoruz. O yüzden ne kadar optimum çalışırsak bizim lehimize olacaktır. Şimdi bu sesi de sildikten sonra ben sizin için seçtiğim müziklerden birini seçip bu filmime koymak istiyorum. Şöyle dinliyorum müzikleri. Siz de duyuyorsunuz, bu çok uygun bir müzik değil. Bir üniversite tanıtım klibi için. Bir sonraki müziğimi dinliyorum. Biraz daha uygun gibi duruyor ama diğer iki seçenek de bundan daha iyi olmasına olasılığını göz önünde bulundurarak dinlemek istiyorum. Olabilir. Bir sonraki preview çift tıklayarak preview penceresini atıp buradan ön izleme yapıyorum. Biraz kaydırarak müziğin ileriki durumlarına bakmak istiyorum. Evet, bence en uygunu 2 numaralı müzik. Bunu tutup audio layer'ına bırakıyorum. Şöyle dinlersem. Sanırım bu görüntülerle daha iyi uyum sağlayacak bir müziğe benziyor diye düşünüyorum. Şimdi filmimizi montajlarken arkadaşlar şunu düşünmeliyiz. Bir görüntünün algı süresi 3 saniye ile 5 saniye arasında değişir. Yani 3 saniyeden kısa olan görüntüler algılanmayabilir. Fazla uzun görüntülerde durağan olup da
tek plan uzun görüntüler de insanı, izleyiciyi sıkabilir. O yüzden bunu engellemek için, yani yaptığımız filmi biz daha izlenebilir kılmak için bazı yöntemleri kullanıyoruz. Bu yöntemler müziğe kurgu dediğimiz, müziğin değişim zamanında ya da ritmine göre görüntünün değişmesi esasına dayanır. Onu nasıl yaparız, nasıl başarırız? Müziği dinleyerek yaparız, müziğin ritmini sayarız. Müzik ritmimiz değiştiği sırada biz de görüntüleri değiştiririz. Özellikle dikkat ederseniz video klipler, böyle kısa klip vari tarzı filmler bu şekilde hazırlanır. Özellikle tanıtım videoları, kısa tanıtım videoları, reklamlar. Bundan sonra televizyonda izlerken daha bunlara dikkat edeceğinize eminim. Dikkat ederseniz bakın. Müziğin değişim noktasında ben bu görüntüyü artık değiştirmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu seçtiğimiz görüntüleri hiç bozmadan biz ikinci bir sekans açalım ve filmimizi onun üzerinde oluşturmaya başlayalım yavaş yavaş. Çünkü zaman zaman biz kullanmadığımız görüntüleri aradan sildiğimiz zaman bazen isteriz ki o videoları, o klipleri tekrar ulaşabilelim. Bunun kolay yolu şu arkadaşlar. Burada kestiğimiz tüm klipleri seçiyoruz ve buradaki edit komutundan kopyalıyoruz clipboard'a. Daha sonra file'dan new sequence komutunu tıklayıp yeni bir sekans açıyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? Biz derli toplu çalışacağız. En son açık olan klasörün içine atar bu sekans klasörünü. Burada görüyorsunuz. Hemen daha fazla karışık olmadan burası. Ben düzenliyorum. Sequences klasörümü açıyorum ve müzik klasörümün içine açılmış olan bu sekansı sequences'ın içine root'taki tek sekansımı da bu sequences'ın içine atarak sekanslarımı da böyle derli toplu hale getirmiş oluyorum. Clipboard'uma kopyalamıştım arkadaşlar. Hatırlayacaksınız. Sekans 1'deki kestiğim, planlarına böldüğüm klipleri yapıştırmak istediğim layer'ın başını aktifleyip izleme çubuğunu başa koyup edit'ten yine paste komutunu tıklayarak cursor'ın olduğu yere diye tıklıyorum. Ve böylece şu slider'ımı daraltıp görürsem bakın sequence 2, sequence 1 tüm kestiğim klipler aynı şekilde burada olacak. Bu bana şeyi kazandırıyor. Eğer ben buradan aradan istemediğim klipleri şöyle farz ediyorum silersem bunları yeniden seçmek zorunda kalmam. Bilirim ki sequence 1'de aynı seçtiğim klipler var. Undo yaparak ben az önce sildiğim klipleri geri alayım. Şimdi kabaca burada müzikten önce aslında biz filmde kullanmak istediğimiz sekansları belirleyelim. Şöyle ki bakın şöyle bir planım var ve buradan bir araba geçiyor. Hareket iyidir ama algı her zaman hareketin içinedir harekete doğru. Ben algının saate doğru olmasını istiyorum. O yüzden uzun bir giriş planı kullanıyorum. Şöyle başını biraz yine Ripple Delete modunu buradan kaldırıyorum. Ve başını hatırlayacaksınız. Kapa parantez olduğu zaman istediğim yere sağa doğru daha doğrusu trimleyebilirdim. İzleme çubuğunu ilk önce klibin başlamasını istediğim noktaya getiriyorum ve mouse'umu klibin başıma getirerek evet soldan kırptım ya da trimledim klibimi. Şöyle 3-5 saniyelik bir görüntüyle evet bu kadar yeterli. Yine sağ taraftan şöyle kırparak bu kadar kullanmam yeterli diye düşünüyorum. Sonra ikinci planıma bakıyorum. Bakın bir araba geçiyor arkadan.
Ama devamlılık da önemli tabii. Bakın burada eğer bu planları ben arka arkaya kullanacaksam ona çok dikkat etmem lazım. Arkada araba falan gözükmüyor bakın ama yakın planda bir araba var. Şöyle şuralara bakarsanız. Gerçi bunu kullanabilirim çünkü ağaçlıklar şöyle bakın. Şöyle işte burada anlayacaksınız şimdi daha iyi. Buradaki trim modu bakın. Şöyle gördüğünüz gibi şurada araba yok ama şurada araba var. Şimdi algı şu taraf olduğu için ben bunu rahatlıkla kullanabilirim. Şöyle. Şöyle rahatlıkla kullanabilirim. Direkt kesmeye geçerim. Ve hiç gördüğünüz gibi rahatsız etmez. Bu kadar kullanmak yeterli olur diye düşünüyorum. Yine kısalttım klibimi. Bir sonraki klibim şöyle yine saate doğru yakın çekim. Şöyle yaklaştırdım bunu da. Şöyle kabaca kullanmak istediğim kadar izleyip sağdan yine kapa parantez olduğu vakit sola doğru kırpıyorum bu klibimi. Yine saatin bakın tam hareket anını yakalamışız. Şöyle yaklaştırıyorum. Ama galiba kırptım onu. Geri alayım şöyle biraz. Evet. Şimdi izleyelim. Evet, şurada. Birazcık öne alalım. Şurası yeterli olur. N harfine basıyorum bu sefer. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Şu kadar yeterli. Bu da. Daha sonra şöyle bir tilt apım var. Bunu zaten böyle bir buna benzer bir plan kullandığım için bu hareketi kullanmıyorum. Bunu aktifleyip buradan sildim arkadaşlar. Daha sonra burada kalan boşluğu arkadaşlar kapatmak için sağ tuşla delete cup diyorum. Ki daha rahat çalışayım. Daha sonra havuzun kenarında yürüyen öğrencilerimiz şuradan başlamak istiyorum. Şöyle şöyle birkaç adım atsınlar ve kestim. Bu sefer M harfini kullanıyorum klavye üstünden. Buradaki kullanmak istemediğim aralığı silmek için. Şöyle bakın klibim bu kadar yeterli aslında bana. Yine havuz detayım şöyle küçük bir parça kullansam yeterli. Şunu da buraya yaklaştırıyorum. Şu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Evet şöyle. Bu boş bir kare. Buna benzer bir kalem var zaten. O yüzden bunu da burada istemiyorum. Sildim arkadaşlar. Bir sonraki klibi yaklaştırıyorum. Evet şöyle. Yine bir araba geçiyor. Araba geçiş esnasındaki şeyi istemiyorum bu sefer. Diğer araba daha iyi de arkalardan gelen. Şuradan itibaren kullanacağım. N harfine basıyorum. Çünkü bu alanı istemiyorum. Şöyle. Bu kadar yeterli olur. M harfine basıyorum ve klibin gördüğünüz gibi sağ taraftaki alanını kesti. Bunu da yaklaştırdım. Bir sonraki klibimiz böyle bir şey. Bunu da yaklaştırıyorum. Bunun ardından kullanabilirim. Şöyle. Küçük bir parça yeterli olur. Şöyle bir pan hareketim var. Başında kamera hafif aşağı doğru eğiliyor. Onu kurtarabilmek için başından birazcık yiyorum arkadaşlar şöyle. Ve bunu da yaklaştırdım. Sonra bir zoom in hareketim var. Zaten dikkat ederseniz bakın şu klibi de yaklaştırırsam bu plan şu pan hareketi ve bu aynı yerler benzer yer. O yüzden bunu istemiyorum. Bunu attım. Evet. Kampüste yürüyen öğrenci arkadaşlarımız. Şöyle zoom out'un başladığı noktadan ben kullanmak istiyorum. Bunun başını yine silip atıyorum. Bunu da yaklaştırdım. Şöyle ki
Zoom out'um bitsin. Evet. Bu tip kliplerde dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar, hareketin başlangıcını bulup hareket bitene kadar, kamera hareketi ya da optik hareket devam edene kadar klibi buralarda kesmeniz. Yani hareketin ortasından bir yerden kesmeyin. Özellikle bazı efekt, özellikle bunu vurgulamak istediğiniz bir şey yok ki. Özellikle öyle kullanmak istediğiniz durum yoksa, yani bir şeyi belirtmek, anlatmak istemiyorsanız, standart bir iş yapmak istiyorsanız hareketin başından başlayın. Hareketi tamamlayın. Klipten ondan sonra çıkın. Dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki uygulama dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.